İsrail propagandası ve yaygın küresel propagandanın tesiriyle günlerdir bize saldıranlara sesleniyorum. Bir kez elinizi vicdanınıza koyun. Bir kez elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin, ne yapsın Filistinliler? Soruyorum işte. Bu İsrailliler üstün ırk, biz de köle gibi kalalım mı desinler? Kendinizi Filistinli yerine koyun ve ne yapayım acaba şimdi diye. Sizin için o topraklar yabancı olabilir, bizim için değil. Sizin için Kudüs'ün önemi olmayabilir ama bu millet için var. Müslümanlığınızı hatırlamayabilirsiniz, tarihinizi unutabilirsiniz ama insanlığınızı bari unutmayın, insanlığınızı bari unutmayın. Şimdi küçük bir Gazze şeridine 7 düvel saldırıyorsa biz mazlumların yanındayız. Ne yaparsanız yapın, ne tehditler savurursanız savurun, Gazze'linin yanında olmaya devam edeceğiz. Hümanizm görüntüsü altında insanlık dersi vermeye kalkmayın. Size riyakarlar derim, riyakarlar. Gün korkuyla yatıp korkuyla uyanma günü değildir. Gün birilerinin estirdiği tehditle, terörle zalime zalim demekten korkma günü değildir. Gazze'nin üzerinde uçan İsrail uçaklarına karşı da anladığı dilden konuşma günüdür. Ey İslam ülkeleri liderleri, ne duruyorsunuz? 2 metrelik bir toprağa, Mescid-i Aksa'ya susmuş olan zelinler olarak girmeyin. Başı dik, gerçek Müslüman liderler olarak girin o 2 metrelik toprağa. Ve ses bekliyorum Sayın Erdoğan'dan. Cılız ses değil, gür ses bekliyorum. İslam ülkeleri liderlerine gelin İstanbul'dan ses verelim demesini bekliyorum. Birileri çok rahatsız oldu. Bir daha söyleyeyim, daha da rahatsız olsunlar. Gazze'deki kardeşlerimize selam olsun. Allah onlardan razı olsun. Allah onların yüreklerindeki imanı kavi eylesin. Mescid-i Aksa'yı bizim için savunanlardan Allah razı olsun. Bizim üzerimizdeki vebali alanlara bize de yardım etme gücünü Rabbim nasip eylesin. Allah ayaklarımızı sabit eylesin.